Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size Hollow Man, Görünmeyen Tehlike adlı bir filmin tam özetini anlatacağız. Bu film bir deneyi görünmez kılan deneyler yapan bir araştırmacı ekibin hikayesini anlatıyor. Başlangıçta hayvanlar üzerinde yapılan deney büyük bir hırs yüzünden nihayet tecavüz, cinsel taciz ve hatta cinayet gibi suçlarda kullanılıncaya kadar insanlar üzerinde yapılır. Hollow Man hikayesi nasıl mı bitiyor? Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Bir araştırma laboratuvarında su arayan bir sıçan yanlışlıkla bir kafese koşar. Ancak su bulmak yerine görünmeyen bir yırtıcının avı olur. Başka bir yerde Dr. Sebastian Cain bir deneyi görünmez hale getiren prosedürü tersine çevirme amacıyla bir formül geliştirmek için evinde fazla mesai yapar. Kıyafetlerini değiştirirken yan binadaki komşusuna bakmak için bir süre durur. Sebastian'ın kadının soyunmasını görme beklentisi kadın yatak odasının panjurlarını kapattığında hayal kırıklığına dönüşür. Aniden aklına bir fikir gelir ve hemen bilgisayarda test eder. Kısa bir süre için meslektaşı ve eski kız arkadaşı Linda McKay'i arar. Linda'ya çığır açan formülü gösterdikten sonra meslektaşı Matt Kensington'ı aramasını ve görünmez goril Isabel'i canlı bir teste hazırlamasını ister. Arama bittikten sonra Linda Matt'i uyarır ve Sebastian sonunda ters formülü bulduğu için derhal laboratuvara gitmeleri gerektiğini söyler. Kısa bir süre sonra Matt onu sakinleştirmek üzere doğrudan Isabel'e gider. Hayvana iğne yapmadan önce Isabel'le Matt'e saldırır ve kafesten kaçar. Matt gorili kovalarken koridorda Sebastian'a rastlar. Sakinleştirici bir silah kaptıktan sonra Sebastian onu sakinleştiriciyle vurur ve bayıltır. Isabel'in hayati değerlerini kontrol ettikten sonra Sarah, enjeksiyonu hazırlamak için gorilin kollarına sprey sıkar. Sebastian serumu Isabel'e enjekte eder. Enjeksiyondan kısa bir süre sonra serum damarlardan geçer ve kalbe doğru yol alır. Araştırma ekibi Isabel'in hayati organlarının görünmez hale gelmesini hayretle izler. Bununla birlikte gorilin kan basıncı ve kalp atış hızı arttıkça acı çekmeye başlar. Kısa bir süre sonra kalp krizi geçirmeye başlar ve kalbi durur. Linda ona birkaç kez defibratörle vurunca kalbi tekrar atmaya başlar. Durumu stabilleştikçe Isabel'in vücudu yavaş yavaş görünür hale gelir. Araştırma ekibi bir restoranda yemek yiyerek başarılarını kutlar. Linda ile yalnız bir an yakalayan Sebastian başarısız ilişkilerinden dem vurur ve onunla tekrar bir araya gelmek istediğini ima eder. Ne var ki ilişkiyi yeniden canlandırma umudu onu öpmeye çalıştığında Linda'nın geri çekilmesiyle boşa çıkar. Günler sonra Sebastian bulgularını bildirmek üzere bir gözetim komitesiyle görüşür. Linda ve Matt, Sebastian'ın prosedürü tersine çevirmede başarısız olduğunu söylediğini duyunca şaşırırlar. Sebastian'ın eski öğretmeni Dr. Howard Kramer, Sebastian'a yakında herhangi bir sonuç göstermezse hükümetin kolayca yerine başka birini bulacağı konusunda uyarır. Sebastian, Linda ve Matt'e hükümetin projeyi devralacağından korkarak orduya başarılarını bildirmeye hazır olmadığını söyler. Sebastian, hükümete haber vermeden insanlar üzerinde bir test yapılmasını önerir. Laboratuvara döndüklerinde Sebastian ekibe kendisinin gönüllü olduğu için insan deneyi konusunda izin alabildiğini söyler. Prosedürün üstünden geçtikten sonra Sebastian yeniden görünür olmadan önce 3 gün boyunca görünmez kalacaktır. Prosedürün yapıldığı gün Sebastian serumu Linda'dan alır ve bir şeyler ters giderse Linda'nın suçlanmaması için kendi kendisine enjekte edeceğini söyler. Serumu damarlarına çektikten kısa bir süre sonra Sebastian kolunda bir karıncalanma hissetmeye başlar. Derisi kaybolmaya başladığında acısı da dinmeye başlar. Sebastian bilincini kaybederken vücudu yavaş yavaş görünmez olur. 17 saat sonra Sebastian nihayet uyanır. Sebastian görünmez olup olmadığını görmek için hemen aynaya yürür. Daha sonra ekibin geri kalanının görünmezliğine hayran kalması için Matt ve Linda ile laboratuvara yürür. Linda ayrılmadan önce Sarah'a bu gece kalmasını söyler. Sarah uyurken Sebastian ona yaklaşır ve saçlarını okşar. Çok geçmeden Sebastian onun gömlek düğmelerini açmaya ve ona uygunsuz şekilde dokunmaya başlar. Sarah uyandığında düğmeleri açılmış gömleğini fark eder. Monitöre baktığında Sebastian'ın yatağında olmadığını görür ama Sarah arkasını döner dönmez Sebastian geri dönüp uzanır. Ertesi sabah Sarah, Linda ve Matt'e Sebastian'ın uyurken ona bir şey yaptığına dair şüphelerini anlatır. Matt, Sebastian'a odada niye olmadığını sorunca Sebastian kahve almaya çıktığını söyler. Prosedürden 3 gün sonra ekip Sebastian'ı geri getirmeye hazırdır. Matt ona serumu enjekte ettikten sonra Sebastian hızlı hızlı nefes almaya başlar ve onlara bir şeylerin ters gittiğini söyler. Masanın etrafında dolaşmaya başlar ve kayışlarından kurtulur. Sebastian aniden bilincini yitirir ve nabzı durur. Matt ona kalp masajı yapar, nabzı sonunda geri döner ve vücudu yavaş yavaş tekrar görünmez olur. Sebastian saatler sonra uyanır. Laboratuvardakiler dolaşırken görünür olması için ona lateks maske yapmıştır. Önümüzdeki birkaç gün boyunca Matt umutsuzca prosedürü nasıl tersine çevireceğini çözmeye çalışır ancak her seferinde başarısız olur. 10 günlük görünmezlikten sonra Sebastian sürekli testten geçip laboratuvara hapsedilmekten bıkmıştır. Bir gece laboratuvarda başındaki tek kişi Carter olduğunda dışarı çıkmaya karar verir. Sebastian'ı durduramayan Carter hemen diğer üyeleri arar.
Linda, Sebastian'ın dairesini kontrol ederken Matt'ten laboratuvara gitmesini ister. Sebastian eve geldiğinde yan binadaki komşusunun kıyafetlerini değiştirdiğini fark eder. Görünmezliğinden yararlanmaya karar verir. Sebastian, kadın kapıyı açıp odadan çıkana kadar zili birkaç kez çalar. Sonra odasına girer ve kadının üstüne atlar. Linda, Sebastian'ın dairesine gelince maskesini ve kıyafetlerini yatakta bulur. Komşusuyla ilişkiye girdikten sonra Sebastian pencereden dışarı bakar ve Linda'yı kendi evinde görür. Evine dönmeden önce Linda'nın gitmesini bekler. Tüm ekip üyeleri laboratuvarda toplanır. Sebastian hemen geri gelir ve onlara sadece birkaç parça eşya almak için eve gittiğini söyler. Linda laboratuvardan tekrar ayrılmaya kalkarsa doğrudan komiteye gideceğini söyler. Birkaç gün sonra Matt Linda'yı arayıp bir gelişme kaydettiğini söyler. Ne var ki işlem laboratuvardaki bir simülasyon sırasında bozulur. Sebastian Linda'ya laboratuvara esir düşmekten hiç hoşlanmadığını ifade eder. O gece gecenin ilerleyen saatlerinde Sebastian laboratuvardan bir parça elektronik ekipman alır ve yatağın üzerinde uyuduğunu gösteren bir video döngüsü oluşturmak için odasının içindeki kameraya yerleştirir. Linda'nın dairesini ziyaret etmeye karar verir ve Matt'le çıktığını öğrenir. Sebastian yatağın yanındaki camı kırarak onları rahatsız eder. Linda, Sebastian'ın kaçıp kaçmadığını öğrenmek için laboratuvarı arar ama Frank ona yatakta olduğunu söyler. Sonra Sebastian kıskançlıktan gözü dönmüş halde laboratuvara geri döner. Linda evde çalışırken odanın her tarafında sesler duyunca rahatsız olur ve Sebastian'ın orada olup olmadığını görmek için laboratuvara koşar. Linda video monitöründen yatakta olduğunu görür ama odada onu bulamaz. Kendisinin bir video döngüsü yaptığını fark eder. Matt ve Linda Sebastian'ı rapor etmek için Dr. Kramer'ı ziyaret eder. Onlar gittikten sonra Sebastian Dr. Kramer'ı havuzun başında öldürür. Ertesi gün Linda Dr. Kramer'ı aramaya çalışır ancak önceki gece havuzda boğulduğunu öğrenir. Gözetim komitesinin başka bir üyesini aramaya çalışır ama tüm telefon hatları aniden kesilir. Matt ve Linda laboratuvarı terk etmeye çalışırlar ama güvenlik sistemi asansörü kullanmalarına izin vermez. Araştırma ekibi laboratuvarın içine erişim kodlarının iptal edildiğini öğrenir. Ekip Sebastian'ı aramaya başladığında laboratuvar teknisyeni termal gözlüğünü alırken geride kalır. Sebastian aniden kapıda belirir ve onu boğar. Ekip çok geçmeden aralarından birinin eksik olduğunu fark eder. Termal gözlüklerini kullanarak teknisyenin cansız bedenini bir dolabın içinde bulurlar. Linda Frank'ten hareket dedektörünü etkinleştirmek için erişim kodlarını geri yüklemesini ister. Matt ve Carter Sebastian'ı bulmak için sakinleştirici silahlarla silahlanırlar. Carter ısı imzaları görür ancak Matt ısının havalandırma deliğinden geldiğini keşfeder. Sebastian daha sonra Carter'ı yakalar ve duvara doğru fırlatır. Carter metal bir kutunun köşesine çarpar. Darbeyle önemli bir arteri kesilir ve çok kan kaybeder. Sebastian kendini borulardan yayılan ısıyla çevreler ve Matt'in termal gözlükleri işe yaramaz hale gelir. Sakinleştiriciler bittikten sonra Matt, Sebastian'a karşı kullanmak için bir yangın söndürücü kapar. Yangın söndürücüden çıkan dumanla Matt, Sebastian'ı görebilir ama yine de onunla baş etmekte zorlanır. Sebastian, Matt'i yumrukla ve tekmeyle yere serer. Matt, Linda'ya Carter'ın çok kan kaybettiğini söyler. Sarah, Carter'a yardım etmek için birkaç torba kan alır. Carter'ın yanına dönmeden Sebastian onu içeri kilitler. Bu yüzden Sarah Sebastian'ın ayak izlerini görmek için kanı yere sıçratır ama Sebastian onu sakinleştirici bir silahla vurup boynunu kırar. Carter çok geçmeden ağır kan kaybından ölür. Carter'ın cesedini geride bırakıp Sarah'ı bulmaya çalışırlar. Cesedini buzdolabında bulduklarında Sebastian ortaya çıkar ve Frank'e levye saplar. Daha sonra Sebastian Matt'e de metal bir çubuk saplar ve Linda ile birlikte içeri kilitler. İkisini de dondurur. Sebastian daha sonra maskesini takar ve laboratuvardan ayrılmaya hazırlanır. Linda mıknatıslı metal çekmece kulpunu kullanarak buzdolabından kaçar. Sonra Matt'i dondurucudan çıkarır ve onu ısıtmak için ateş yakar. Bu sırada Sebastian laboratuvarı havaya uçurmak ve suçlarını örtmek için bir patlayıcı oluşturmak üzere bazı kimyasallar toplar. Kimyasalları santrifüje koyar ve asansöre gitmeden önce zamanlayıcıyı 5 dakika ayarlar. Asansöre ulaştıktan sonra Linda onu durdurur ve bir alev makinesiyle ateşe verir. Asansörden çıktıktan sonra Sebastian yavaşça elbiselerini çıkarır ve tekrar görünmez olur. Linda fıskiyeleri çalıştırmak için alev makinesinde kalan yakıtı kullanır. Sebastian ona gizlice yaklaşmayı ve onu bastırmayı başarır. Ancak Matt imdadına yetişir. Sebastian'a bir levye ile vurur. Sebastian Matt'e levye ile vurmaya çalışır ancak Matt onu savuşturur. Sebastian sigorta kutusuna denk gelir ve elektrik çarpar. Matt ve Linda Sebastian'ın yaptığı derme çatma patlayıcıyı keşfederler. Bu yüzden dışarıya çıkan merdiveni tırmanma umuduyla asansöre koşarlar. Yukarı çıktıklarında derme çatma bomba patlar ve asansörü yukarı gönderir. Asansör daha geri çekilir ancak Matt'e çarpmadan hemen önce durur. Merdivene tekrar tırmanmaya başladıklarında Sebastian Linda'yı aşağıya çeker. Linda ve Sebastian sadece kalın bir telle asılı bir asansöre düşerler. Linda kurtulmaya çalışırken Sebastian ondan son bir öpücük çalar. Öpüşürken Linda asansörü tutan kabloyu kesmek için ayağını kullanır. Linda Sebastian'ın düşüşünü izlerken tele asılır. İtfaiyeciler onları kurtarır ve Linda ile Matt yanan binadan çıkarlar. Hollow Man filminin özeti burada sona eriyor. Bir sonraki videoda hangi filmi ele almamızı isterseniz yorumlarda bize söyleyin. İzlediğiniz için teşekkürler.